Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanı Bölüm 57. Etraf zifiri karanlık ve sisliydi. Gökyüzünde durmadan çakan şimşekler birazdan yağacak yağmurun habercisiydi. Üzerimde kırmızı uzun bir elbise, ayağımda ise sıradan bir terlik vardı. Bir labirente andıran dar sokaklardan nefes nefese koşarak geçiyordum. Neden koştuğumu ve neden bu bilinmedik sokaklarda olduğumu bilmiyordum. Sadece koşuyordum. Sokağın sağına döndüğümde birden kendimi bir evin içinde buldum ve her yer aydınlandı. Şaşkınca etrafa bakındığımda küçük bir kız çocuğunun ağlama sesini duydum. Adımlarımı sesin geldiği yöne attım. Önüne gelen beyaz ahşap kapıyı açtım. Açılan kapıyla gördüğüm şeye kala kaldım. Çünkü ağlayan küçük kız bendim. Benim 6 yaşım. Üzerimde mavi bir okul önlüğü vardı ve durmadan ağlıyordum. Adımlarımı küçüklüğüme doğru attığımda annem benim girdiğim kapıdan içeriye girerek yatağın üstüne oturdu. "Ahu kızım, ağlama, üzülüyorum bak." "Bana ne ağlayacağım işte? Ağlamaktan gözlerim çıksa bile ağlayacağım." Küçük yaşından dolayı kelimeleri tam telaffuz edemeyen küçüklüğüm başını yastığa gömdü. Annem eliyle saçlarını okşamaya başladığında birden başını kaldırıp boncuk boncuk akan gözyaşlarıyla annemin yüzüne baktı. "Neden benim adımı Ahu koydun anne? Ben bir daha okula gitmeyeceğim. Ece benimle dalga geçti. Senin adın babaanne adı," dedi. "Onun babaannesinin adı Ahu'ymuş. Sen neden bana babaanne adı koydun?" Annem kollarını uzatıp tek hamlede küçük Ahu'yu kucağına oturttu. Saçlarını şefkatle okşayıp gözyaşlarını sildi. Tek tek yanaklarını öptü. "Benim güzel kızım, babanın en sevdiği isim Ahu. Bu yüzden senin adını Ahu koydum," dedi. Küçük Ahu'nun gözleri ışıltıyla parladığında bu saçmalığa son vermek için elimi uzattım. Ama onlar birden yok oldu ve önümde başka bir kapı belirdi. Kapıyı açtım. Bu kez babamın evindeki mutfaktaydım ve 20 yaşındaki Ahu babasına kahve yapıyordu. Babam ise yemek masasında oturuyordu. Bu anı hatırlıyorum. 20 yaşım yaptığı kahveyi babamın önüne koyup karşısına geçti. "Baba," diye seslendi, bekledi. "Sen en çok Ahu ismini seviyorsun değil mi? Annem benim adımı bu yüzden Ahu koymuş." Babam kahvesinden bir yudum aldı. Gözleri telefonundayken, "Hayır, ben bir kızım olsa ismini Eylül koymak istiyordum," dedi. 20 yaşımın binbir heyecanla sorduğu sorunun cevabından sonra binbir parçaya bölünmesini şimdiki halimle izledim. 20 yaşım masadan kalktığında etraf birden karardı. Karanlık beni içine doğru çekerken önümde bir kapı daha belirdi. Hiç düşünmeden o kapıyı açtığımda bu kez annemle kahvaltı yapan 10 yaşımla karşılaştım. Annem sürekli ekmeğime elma reçeli sürüyor ve benim önüme koyuyordu. İlk kez çay içecektim ve içine kaç tane şeker atmam gerektiğini hesaplıyordum. 10 yaşındaki Ahu karar veremeyerek, "Anne, babam çayına kaç şeker atıyordu?" diye sordu. Annem elini havaya kaldırıp iki parmağını gösterdi. "İki şeker," dedi. O zamanlar mutlu bir şekilde çayına sırf babası iki şeker içiyor diye iki şeker atan 10 yaşındaki Ahu'yu hüzünle istedim. Çünkü babam asla çayına şeker atmıyor, kahvesini orta şekerli içiyordu. Ve bunu 10 yaşındaki Ahu bilmiyor, koşulsuzca annesine inanıyordu. Yine bir rüyanın içindeydim. Yine rüyam beni geçmişim ve geleceğimle karşılaştırıyordu. Bakışlarım annemin gülen yüzüne takılı kaldığında 10 yaşındaki Ahu, "Anne, ben büyüyünce Levent'le evleneceğim," dedi. Çayından bir yudum aldı ve tadından pek hoşlanmayarak yüzünü buruşturdu. "Levent'i seviyorum. Çünkü onun gözleri tıpkı babamın gözleri gibi renkli." Annemin gülen yüzü
yavaşça soldu. Kendi tabağını eline aldı. Senin babanın gözleri renkli değil kızım. Senin babanın gözleri tıpkı senin gözlerin gibi kahverengi dedi ve masadan kalktı. 10 yaşındaki Ahu annesinin renkleri tam bilmediğini düşündüğü için bunu pek umursamadı. Sonuçta annesinin ona söylediği ilk yalan değildi. Tıpkı benim gibi yaşayarak öğrenecekti. Birden etrafımdaki her şey dönmeye başladığında kendimi ilk kez para istemeye babamın evine gittiğim o günde buldum. Sonra yanağımda babamın tokadını hissettim. Melih'in beni depoya götürüşü, Mehmet abinin beni ormanın ortasında bırakması, nişandan kaçıp Melih'e yakalanmam, sadist bir adam tarafından saldırıya uğramam, Melih'in vurulması ve en son dedemin Füsun Hanım'ı öldürmesi bir gözümün önünden geçti. Etraf tekrardan zifiri karanlığa gömüldü. Karanlığın ortasında güçlü bir ateş belirdi. Kırmızı elbisemin eteğinin ucu yerde sürünüyordu ve benim yürümemi zorlaştırıyordu. Ateşe yaklaştım, yaklaştım ve yaklaştım. Ateş birden söndü. Karşımda Melih belirdi. Öyle bana bakıyordu. Gel dedi, sesi geceyi yok edecek güçlükte güzeldi. Bir adım ona doğru atmamla sağ ayak bileğimde bir kelepçe hissettim. Durmadım, bir adım daha attım ve aynı kelepçeden bu kez sol bileğimde de hissettim. Son adımımı atıp Melih'in kollarının arasına girdiğimde geniş kelepçe ikimizin bedenini sardı. Gerçeğimde bana kendinden başka hiçbir seçenek sunmayan Melih, rüyamda bile beni kendine mühürlüyordu. Gözlerimi yavaşça araladığımda bedenimde Melih'in kollarını, saçlarımda ise dudaklarını hissettim. Başımı hafifçe kaldırıp yerimden kıpırdandığımda Melih uyandığımı fark ederek kollarını gevşetti. Başımı göğsünden komple kaldırıp kızaran Ela gözlerine baktım. Melih endişeyle, "Ahu, bebeğim nasılsın?" diye sordu. İyi değildim. Hatta o kadar kötüydüm ki Melih'in sorusunun cevabını vermek bile istemiyordum. Annemi görmek istiyorum dedim ve ilk önce Melih'in göğsünden kalktım. Daha sonra yataktan kalktım ve giyinme odasına girdim. Üzerimde olan askılı pijama takımını çıkartma gereği duymadan dolaptan aldığım uzun hırkayı üstten giydim. Giyinme odasından çıktım. Yatakta hala düşünceli bir şekilde oturan Melih'e hitaben konuştum. "Boş bir not defteri ve kalem ayarlayabilir misin bana?" Melih başını salladığında banyoya girdim. Yüzüme bir kez bile aynada bakmadan yıkadım. Banyodan çıktığımda Melih elinde sarı kaplı küçük bir not defteri ve mavi kalemle beni bekliyordu. Melih'in yanına ilerleyip not defterini ve kalemi elime aldım. Odadan çıkarak annemin odasına ilerledim. Melih'in de benim arkamdan geldiğini hissediyordum. Annemin odasının kapısını açtım ve içeri girdim. Melih içeriye girmek yerine kapı girişinde beklemeyi tercih etti. İçeriye girer girmez annemin acı kahve gözleriyle karşılaştım. Uzunca bir süre annemin yanına gelmediğim için üzüntüyle çökmüştü. Göz altları çukurlaşmış, zayıf bedeni daha da zayıflamıştı. Mutluluk ve beklenti dolu gözlerinden yaşlar akmaya başladığında adımlarımı hızlandırdım ve yatağın ucuna çökerek başımı karnına yasladım. "Nasıl yaptın?" diye sordum. Gözyaşım annemin karnına damladığında, "Nasıl beni karnında taşıyabildin? Nasıl beni doğurdun anne?" Annemin şefkatli ellerini saçlarımda hissettim. Bu şefkat ilk kez benim canımı çok yaktı. Hıçkırıklarım durdurulamaz bir hal aldığında başımı annemin karnından çektim. "Nasıl tecavüze uğradığın adamın çocuğunu doğurdun? Sen nasıl sevdin beni anne?" Annemin acı kahve gözleri şokla açıldı. Başını hayır der gibi iki yana salladı. Elleriyle yüzümü kavradı. Yanaklarımı öpücük bırakıp küçük bedenine rağmen beni göğsüne yapıştırdı. Dudakları saçlarımın üzerine konduğunda kolları beni sıkı sıkıya sarıyordu. Güçlükle annemin kollarından çıktım. Ellerimdeki not defterini ve kalemi anneme uzattım. "Şimdi ben sana soracağım, sen de bana yalansız bir şekilde cevap vereceksin." Annem not defterini eline aldı. İlk sayfayı açıp daha ben soru sormadan bir şeyler yazdı ve defteri bana uzattı. "Sen tecavüzden dünyaya gelmedin mi kızım?" "Her şeyi biliyorum anne.
Babamın sana ne yaptığını, Füsun Hanım'ı, annene ne olduğunu, her şeyi biliyorum. Bakışlarım Melih'i buldu. Melih yanındayım der gibi gözlerini kapatıp açtığında, ondan aldığım cesaretle hem annemi hem de Melih'i şoka uğratacak soruyu sordu. Bana yıllarca anlattığın baba figürü, Fikret Yıldırım mıydı? Beynimi kemiren soru, fütursuzca dudaklarımdan döküldüğünde, gözlerim annemin şaşkınlıkla dumura uğrayan yüzünde asılı kaldı. Melih hemen odanın kapı pervazına yaslanmış ve o da en az annem kadar şaşkındı. Bunu onun yüzüne bakmadan da çok net bir şekilde hissedip anlayabiliyordum. Sanki az önce ben bir soru sormamışım gibi, ölüden farkı olmayan bir yüz ifadesiyle gözlerimin içine bakan anneme "Anne!" diye seslendim. "Bana yıllarca anlat." "Yeter sus ahu!" Melih'in kükremeyi andıran sesi soracağım soruyu ağzıma tıkamıştı. O, annem ile dayısının aynı cümle içinde bile geçmesine tahammülü olmayan bir adamdı. Ben ise onun tahammül sınırlarını zorlamış, annemin bana anlattığı baba figürünün bizzat dayısı olup olmadığını sormuştum. Melih'i duymazdan geldim. "Sana soruyorum anne." Bakışlarımı asla Melih'in yüzüne çevirmeden direkt annemin acı kahve irislerine diktim. "Cevap versene. Bana yıllarca anlattığın baba fi..." "Yeter lan, kes sesini." Melih'in evi inleten sesi ölüm çağrıştırıyordu. Bakışlarım annemin üzerindeyken daha ben ne olduğunu anlamadan Melih yanıma gelip kolumdan sertçe tuttu ve beni oturduğum yerden kaldırdı. Büyük elleriyle iki kolumdan kavramış ve beni tabiri caizse kendi bedenine yapıştırmıştı. Burnundan alıp verdiği sert solukları yüzüme çarpıyor, ela gözleri alev alev yanıyordu. "Sana kes sesini," dedim ahu. Dişlerin arasından tıslar gibi konuşan Melih, onu ilk tanıdığım kimliğine bürünmüştü. Kollarımı ellerinin cesaretinden kurtarmaya çalıştım. Ama bu boşuna bir çaba oldu. Çünkü Melih çırpınmaya çalıştıkça tutuşunu sıklaştırdı. Onun esaretinden, o istemeden kurtulamayacağımı idrak ettiğimde sabır içeren bir nefes bıraktım. Gözlerimi zehirli yeşiller bulaşan ela gözlerine diktim. "Eğer konuşmamdan ya da sorduğun sorudan rahatsız oluyorsan, bu odadan çıkabilirsin Melih," dedim. Her bir harfin üzerine basa basa konuşarak. "Bu annem ile benim aramda olan bir mesele." Melih, "Öyle mi?" der gibi bakışlarını alaylı havaya kaldırdı. Yüzünde oluşan mimikler hiç hayra alamet değildi. "Bir," dedi ve ekledi. "Konuşmadan da sorduğun sorudan rahatsız oldum. İki, ters ters konuşup benim asabımı bozma. Bırak kolumu." "Asabını bozacak bir şey yapmadım. Annemle konuşuyorum. Bu konuşmadan gerçekten asabın bozuluyorsa çık git odadan diyorum sana." "Ahu!" Melih'in sürekli bağırması bir şeyi değiştirmiyordu. Sırf ondan veya hiddetinden korktuğumu bildiği için bana sesini yükseltiyordu. Ama benim şu an gözümü kararttığımı ve istediğim cevabı almadan bu işin peşini bırakmayacağımı görmüyordu. "Bırak!" Dudaklarımın arasında tükenmişlikle dökülen kelimeler zayıflığımı ulu orta haykırıyordu. "Lütfen bırak kolumu. Bırak ki aklımdaki soruların cevabını alayım. Karışma. Ne olur bir kez olsun karışma. Annemle arama girme." Melih kolumu tutan iri elleriyle yüzümü kavradı. Eşsiz ela gözlerinin büründüğü duyguyu görmemi ister gibi gözlerimin içine baktı, baktı ve baktı. Göz kapaklarını ağır ağır kapattı ve ela gözlerini görmemi engelledi. Gözleri hala kapalıyken dudaklarını kulağıma yaklaştırdı. "Yapma," dedi. Kısık çıkan sesiyle ılık nefesi kulağıma doldu. "Bunu kendine yapma. Üzüleceğin, canını yakacak hamleler yapma. Bak yapma diyorum. Canın yanarsa can alırım, yapma." Bu bir tehditten başka bir şey değildi. Melih benim sorduğum sorunun cevabından dolayı canımın yanacağını düşünüyordu ama en çok kendisinin canının yanacağını bildiğinden beni engelliyordu. Çünkü eğer annem sorduğum soruya evet derse
Melih 3 yıl boyunca bana yaşattıklarının acısını çekecekti. Ve o buna hiç hazır değildi. Ellerimi Melih'in göğsüne koydum ve onu hafifçe ittirdim. Melih kendi isteğiyle bir adım benden uzaklaştığında, yüzümü kavrayan elleri yer çekimine karşı gelemeyerek aşağıya doğru düştü. Melih'in bedeninin benden ayrılmasıyla bedenim buz tutsa da bakışlarımı anneme çevirdim. Bugün kaçıncı kez sorduğumu unuttuğum soruyu bir kez daha tekrarladım. Bana yıllarca anlattığın baba figürü Fikret Yıldırım mıydı anne? Annem sanki ben ona ilk defa karşı geliyormuşum gibi kaşlarını çattı. Minyon yüzü sertleşti. Dudağının kenarında oluşan çizgileri daha da belirginleşti. Acı kahve gözleri ruhsuzca gözlerimin içine bakıyordu. Benim kahverengi gözlerimde yer edinen hüzün, annemin acı kahve gözlerindeki ruhsuzlukla yok oluyordu. Annem gözlerini gözlerimden ayırmadan, elinde tuttuğu sarı kaplı not defterini ve mavi kalemi yanı başında duran komodinin üzerine bıraktı. Oturur vaziyette durduğu yatakta kayarak uzandı. Gözlerini gözlerimden çekti ve arkasını bana döndü. Annem beni hiçliğe sürükleyerek hiç düşünmeden sırtını bana döndü ve beni arkasında bıraktı. Anne! Annem üzerindeki pikeyi başına kadar çekti ve beni cevapsız bıraktı. Gözlerimden akan yaşlar artık benden bağımsızca hareket ediyordu. Bütün bedenim annemin yaptığı bu hareketten dolayı taş kesilmişken, annem yan tarafımda duran Melih'in üzerimdeki üstünlük bakışını hissediyordum. Yine haklı çıkmış, öğrenmek istediğim şeylerin sonucunda sadece benim canım yanmıştı. Benim gözlerim annemin üzerindeyken, Melih'in bakışları ise benim üzerimdeydi. 2 dakikadan daha kısa bir zaman diliminde Melih beni izlemeye devam etti. Daha sonra dudaklarının arasından ''Ben böyle işi'' diyerek küfretti. ''Al sana cevap ahu'' dedi. Beni oracıkta bırakıp odadan çıktı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Psikolojim tamamen çökmüş durumdaydı. Gördüğüm rüyalar, rüyalarla alakası olmayan gerçek yaşantım, önümde öldürülen insanlar ve yeni yeni öğrendiğim gerçeklerle sıkışmış kalmıştım. Bu hayatta tek inandığım insan annemdi ve ben şimdi ondan duyacağım her şeye koşulsuz inanmaya hazırdım. O ise beni cevapsız bırakarak sırtını bana dönüyordu. Belki de bu annemin bana ilk kez sırtını dönüşü değildi. Belki de beni ilk kez arkasında bırakışı da değildi. Ama bunu yüzüme ilk vuruşuydu. Bu benim annemden yediğim ilk darbemdi. Hayat acımasızdı. Yalnız başına yaşayan kadınlara, kimsesiz çocuklara, savunmasız hayvanlara hayat her daim acımasızdı. Yazın ortasında bir fırtına koptu ve kopan fırtına kasırgayı oluşturdu. Kasırga önüne ne gelirse içine çekti ve her şeyi en uzağa dağıttı. Bir kadın öldü, üzeri örtüldü. Bir anne öldü, gözyaşı döküldü. Bir insan öldü, bütün insanlık öldü. 2 hafta önce Füsun Hanım'ın cenazesini doğup büyüdüğü topraklara, Adana'ya, anne ve babasının bulunduğu mezarın yanına defnettik. Füsun Hanım'ın ölümü, arkasında bıraktığı 2 oğlunu derinden etkilemişti. Tunç annesinin acısını nişanlısı Aslı'nın omuzunda ağlayarak hafifletirken, Tekin yanına kimseyi yaklaştırmamış, uzun günler ve geceler boyunca annesinin mezarında sessiz gözyaşı dökmüştü. Babamın durumunu ise Çağlar ile Osman konuşurken tesadüfen duymuştum. Melih cezaevine gitmiş ve babama ilk olarak Füsun Hanım'ın öldüğünü söylemiş. Babam Füsun Hanım'ın ölümüne sevinmeden Melih babasının da öldüğünü söylediğinde babam arkasını her daim toplayan babasının ölümüne dayanamayıp kalp krizi geçirmiş. Ben Çağlar ve Osman konuşurken duyduğum bu olaydan zerre etkilenmemiştim. Tek derdim bu dünyada güzelce yaşamasına izin verilmeyen Füsun Hanım'ın öteki dünyaya güzelce uğurlanmasını sağlamaktı. Bu konuda ise en büyük destekçim bizzat Melih'ti. Füsun Hanım'ı defnederken elinden ne geliyorsa her şeyi yaptı. Yetmiyormuş gibi
dedemin cenazesini defnederken kimsesizmiş gibi defnettirmişti. Kendi ayarladığı 3 adam ve yeni yetme bir imam ile dedemi defnetmiş, cenazeye hiç kimsenin katılmasına müsaade etmeyerek mezarının başında bir Fatiha bile okunmasına engel olmuştu. Melih kendinden hiç taviz vermeden, her koşulda sonu ölüm bile olsa kendisini geçen Mehmet abiyi de cezasız bırakmamıştı. Füsun Hanım'a yaşarken saygı göstermediği, onun masum duygularıyla oynadığı için ve bütün bunlar yetmezmiş gibi ölüsüne bile sahip çıkamadığından dolayı ona cenazeye katılmayı yasaklamıştı. Adana'ya gitmeden 2 gün önce bizim evin salonunda Mehmet abinin bütün yakarışına, yalvarmalarına karşılık o sadece ruhsuzca "Sevseydin o kadının ölüsünden bile vazgeçmezdin. Sen cenazeye katılmayı hak etmiyorsun Mehmet abi" demişti ve ben ilk kez Mehmet abinin böylesine yıkıldığına şahit olmuştum. Bu zorlu süreçte benden desteklerini esirgemeyen bir diğer kişi de Birsen teyzeydi. Sürekli yanımda olmuştu. Öz çocuğuyla ilgilenir gibi benimle ilgilendiği yetmezmiş gibi yorulmaksızın hiç şikayet etmeden kendi eviyle bizim ev arasında günlerce mekik dokumuştu. Dün yanıma gelemediği için bu sabah yanıma gelmek isteyen Birsen teyze yanında Aslı, Ezgi, Berna'yı da getireceğini bana haber vermesi için Sevgi Hanım'a söylemişti. Düşüncelerle boğuşmayı bırakıp Melih'in kolları arasından çıktım ve banyoya ilerledim. Kısaca bir duş aldıktan sonra banyodan çıkıp giyinme odasına girdim. Üzerime rahat edebileceğim küçük mavi çiçekli olan bir elbise giydim ve giyinme odasından çıktım. Melih yatağa yüzüstü yatmış ve bir kolunu yastığın altına geçirmişken diğer kolunu yastığın üstüne koymuştu. İçimde anlam veremediğim bir kıpırtı can bulduğunda sessiz adımlarla yanına yaklaştım. Bir kalkan kadar geniş çıplak sırtına dudaklarımı bastırıp kocaman bir öpücük aldım. Melih öpücüğümün etkisiyle hafifçe kıpırdandı. Onu uyandırmak istemediğim için bir kez daha öpmek yerine kendimi odadan dışarıya attım. Merdivenlerin son basamağına geldiğimde dış kapının zil sesi evin içinde duyuldu. Merdivenlerden tamamen indikten sonra mutfağa doğru "Ben bakıyorum kapıya" diyerek Sevgi Hanım'a hitaben seslendim. Dış kapıya yaklaşıp şifreyi girdim ve kapı açılır açılmaz Berna resmen üzerime atladı. "Ahu, iki gözümün çiçeği, çok özledim kızım seni." Çocuk gibi ses çıkarttığı yetmiyormuş gibi bir de dudaklarını büzerek konuşmaya çalışan Berna'ya hiç şaşırmıyordum. Birsen teyzeler de tıpkı benim gibi şaşırmadıklarını belli ederek içeriye girdiler ve beni Berna'nın kollarından kurtardılar. Bunu yaparken Birsen teyze ve Ezgi gülüyordu. Aslı ise öylece tebessümle bize bakıyordu. Berna'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Birsen teyze, Ezgi ve Aslı ile sarıldık ve salona geçtik. Salona geçtiğimizde Birsen teyze elinde tuttuğu ve benim yeni fark ettiğim çanta şeklindeki poşeti havaya kaldırıp salladı. "Ahu kızım, senin için elma suyu yaptım. Bir de geçen severek yediğin elma reçelinden getirdim." dedi. Benim bir teşekkür etmeme müsaade etmeden elindeki çantayla salondan çıktı. Vallahi böyle kaynanaya can kurban diyerek kendini tekli koltuğa atan Berna, aklına bir şey gelmiş gibi oturduğu yerden diklendi. "Ay ahu, düşündüm de iyi ki senin kaynanan bir sen teyze. Yemin ederim bu kadar entrikanın içinde bir de kötü kaynanayla hiç uğraşamazdım." "Hah, sen niye uğraşıyormuşsun Berna? Kaynana ahunun kaynanası dert ettiğin şeye bak" diye konuşan Ezgi resmen iç sesimdi. Ezgi Berna'nın ölümcül bakışlarını aldırmadan hemen yanındaki diğer koltuğa oturdu. Elini Berna'nın yanaklarını uzatıp bir makas aldı. "Allah'tan senin bir kaynanan yok. Yoksa Çağlar abi de ne yapardı?" Ezgi bana göz kırpınca kıkırdadım. Berna'nın ise gözleri parladı. Dudakları iki yana kıvrıldığında keyfinin yerine geldiği apaçık belli oluyordu. Anlaşılan ateş bacayı çoktan sarmış, hatta cayır cayır yanıyordu. Geldiğinden beri L koltuğun bir köşesine oturmuş, elindeki telefondan başını kaldırmayan Aslı'nın yanına gidip oturdum. Aslı bakışlarını telefon ekranından kaldırmadan göz ucuyla bana bakıp hafifçe dudaklarını kıvırdı. "Aslı," dedi Berna ve ekledi. "Tunç abi nasıl oldu? Yoksa onunla mı mesajlaşıyorsun?" "Tunç iyi, daha iyi olacak.
Telefon ekranına bir mesaj bildirimi geldi. Bakışlarım ekrana kaydığında gördüğüm ismin gerçeklik payını tartıp ölçerken Aslan'ın rüya ile mesajlaşıyorum demesiyle gördüğüm ismin gerçekliği doğrulandı. Berna ile Ezgi dudaklarının arasından anlam veremediğim mırıltılar çıkartırken benim gözlerim ekranda rüya yazan mesajdaydı. Aslı, benim en sevdiğim abimin sevdiği kadın. Aslı, abimin nişanlısı. Kocamın kız kardeşinden farklı görmediği kişi. Ve Aslı, kocamın has adamlarının sahip çıktıkları bir kadın. Rüyanın yüzünden başıma gelmeyen kalmadığını, Sağır Sultan'ın duyup bilmesine rağmen hala rüya ile konuşması, hatta bunu benim evimin salonunda yapması beni üzmekten ziyade güldürdü. Bakışlarımı ekrandan çekip Aslan'ın kehribar rengi gözlerine baktım. Öyle mesajlaşarak yorulma canım. Hemen üst katta bir odaya girip direkt arayıp konuş. Yapmacık bir şekilde gülümsedim. Parmakların incinmesin. Sonra abim çok üzülür. Aslan'ın yüzü düştü. Ağzını açıp bana cevap verecekken Birsen teyze ve Sevgi Hanım ellerinde tuttukları tepsilerle içeriye girdiler. Ayağa kalkıp Birsen teyzenin elinden tepsiyi ben alırken Sevgi Hanım'ın elindeki tepsiyi Ezgi aldı. Aslan'ın varlığını unutarak ortamdaki havadan sudan bahsi geçen sohbete ben de katıldım. Durmadan yeni konuşmalar açan Berna'nın hızına yetişmeye çalışan Sevgi Hanım ve Birsen teyzenin çabasını gülerek izliyordum. Ortamdaki koyu sohbeti bölen ses ise yukarıdan Melih'in "Ahu!" diye seslenmesiydi. Elimdeki kahve fincanını sehpaya koyduğumda Melih bir kez daha "Ahu!" diye seslendi. Birsen teyze "Kalk kocana bak kızım" derken sıcacık gülümsüyordu. "Biz yabancı değiliz." Başımı tamam der gibi salladım ve hızlı adımlarla salondan çıktım. Merdivenleri seri bir şekilde çıktım ve yatak odasına girdim. Melih'in homurtuları giyinme odasından geliyordu. Adımlarımı giyinme odasına attığımda Melih "Ahu!" diye resmen böğürdü. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.